Çok mutlu görünüyorsunuz Can Bey. Tabii ki mutlu görüneceğim ya. Çok güzel bir iş yaptım biraz önce. Gayet mutluyum. Ne yaptınız? Bahseder misin? Bir firmadan kullanmadıkları fotokopi makinelerini, yazıcılarını ve diğer araçlarını aldım. Hem de ücret ödemeden aldım. Oo. İşte bunu seviyoruz. Özellikle seviyoruz. Çünkü ticarette bir kural vardır. Şu anki menajerimden öğrendim. Bir malı satarken değil, alırken kazanırsınız. Ne kadar uygun alırsanız o kadar iyi olur. Ama biz artık çığır açtık. Ödemeden aldık. Mutluyum. Süper. Şimdi ne yapıyoruz? Şimdi öncesinde aracımıza yakıt alacağız. Oradan otoparkımıza gideceğiz. Ürünleri çıkaracağız. Kontrolünü yapacağız. Ve sonrasında bunları da kilerimize koyacağız. Hayırdır efendim? İzin aldınız mı çekerken? Çekerken izin aldınız mı? Nedir? Şimdi bana telif atmaya kalkmayasın. Lütfen. Böyle oluyormuş ya. Şimdi benzinimizi aldık arkadaşlar. Evet. Ya daha doğrusu benim aracım dizel. Dizel yakıtımızı aldık. Ne kadar bu arada dizel? 199 sent. Ha, iki oranın altında mı? Aynen. Bir sent altında yuppi. Aynen şu an için öyle. Aldık. Trafik çok az. Bugün ayın kaçı? Bugün ayın 25'i. Gerçi dün burada, bu bölgede okullar tatil oldu. Trafik yok denecek kadar az. Birçok vatandaşımız, Türk vatandaşımız dün akşam itibariyle zaten okulların tatil olmasını fırsat bilerek Türkiye'ye doğru yola çıktılar. Özellikle çoğu da arabayla çıktı. İnşallah kazasız belasız giderler. Kazasız belasız sevdiklerinin ailelerinin yanına giderler. Amin. Ve inşallah kazasız belasız da dönerler. Tabii bizim için tatil yok. Tatilin olduğunu unuttuk ikimiz de. Umarım biz de yakın zamanda bir tatil yaparız. Biz çalışmaya devam edeceğiz. Şu an olduğu gibi. Biz devam edelim. Görüşürüz. Bu arada bizim arabanın kamerasının yeri değişmiş. Böyle oldukça güzel olmuş. Kameranın diyorum yeri değişmiş. Yerini buraya koymuşsun. Aynen, sabitledim oraya. Daha iyi oldu böyle. Yukarıdayken kabloyla çok sık gözükmüyordu. Hmm. Ama şimdi en azından önümüzü kablo kapatmıyor. Evet. Böylelikle daha iyi oldu. Çok şaşkınım. Yollar, benzinlik, her yer oldukça sakin değil mi? Çok sakin. Ya burası zaten tatil moduna girdi. Artık okullar açılana kadar buradan kimseye hayır gelmez. Kıskanmıyoruz. Değil mi? Yok. Kıskanmıyoruz. Kıskanıyormuş gibi yapabilirim siz, ben. Siz rahat olun. Biz işimizin başındayız. Tüm tatile çıkan arkadaşlara söylüyoruz. Hepinize iyi tatiller diliyoruz. Abi kimse çekmeyelim. O kadar da kıskandığımızı belli etmeyelim lütfen. Yok yok, kıskanmıyorum. Olsun. Allah sağlık versin. Önemli olan sağlıklı olmak. Amin. Herkese.
Nasıl gözüküyoruz? Bakıyorum ön ekrandan gayet aydınlık gözüküyor. Güzel, süper. Şimdi. Vay 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 vay. Bu ne? Bunlar geç, bunlar gıda ürünleri. Bunları yiyeceğiz, içeceğiz. İstersen onları yukarıya götürüyoruz. Ya götürürüz. Aynen, bunları yukarıya çıkaracağız. Şöyle kenarıya. Bakalım istersen. Gerçi karanlık olduğu için çok belli olmuyormuş. Tamam, sen tut, ben taşıyayım. Bunlar gıda ürünü. Bilmiyorum net olarak belli mi? Bunlar da şekerlemeler. Bunları çoluklara çocuklara dağıtırız işte. Evet, dağıtırız. İşte. Şimdi. Bu canavar. Duruka mı? Yok, bu fotokopi makinesiyle birlikte Duruka. Bunların hepsi çalışıyor. Bakalım, bunların denemesini önce bir evde yapacağım zaten. Ondan sonra. Şu arkadaki bilgisayar mı? Bilgisayarlar da var. Zaten tek tek hepsini göstereceğiz. Hı, tamam. O ne? HP'nin bir bilgisayarı var. Tabii bunlar için konuştuk. Bunların şimdi hafıza kartlarını falan çıkaracağım. Hafıza kartlarını çıkardıktan sonra satışa sunacağım. Ya da bir bakmam lazım. Belki kendim de kullanabilirim şu anki. Laptopum artık yetmemeye başladı. Bir incelemem gerekiyor. Nasıl olacağına bakacağız. Bir tane valiz var ya. O da güzelmiş ama. Vallahi çok şık bir valizmiş ya. Evet, küçük ama güzel. Aynen. İçinde bir şey var mı acaba? Depoyu boşalttık. Depo savaşları diye var ya. Varmış. Var mı? Bunlar ne ya? Kağıt. Kağıt, mendil, kağıt tabaklar. Ve bant falan. Plastik bardaklar. İyi. Vallahi. Ne olduğunu bilmiyordum arkadaşlar. Yeni fark ettim. Tarçın varmış. Bakalım, tarihi varsa biz kullanalım. Geçmiş mi? Geçmiş ya. Atalım nasıl? 2021. Burada da bir şey var. Vay vay vay, her şey tamam. Aa, onlar tekila, tekila için. Küçük plastikler, evet. Tekile. İşte vizyon farkı. Sana göre tekile için, bana göre şurup. Ha, şurup. Şurup mu? Aynen. Tekile bardaktır. İyi, bu valiz iş görür bunu. Evet evet, valiz zaten güzelmiş. Bunu güzel bir fiyata satarız. Valizi mi? Başka bir bilgisayar daha var. Ops.
Aynısı galiba. Aynısı, aynı modeli. Bunu da. Yalnız bunun parçaları çıkmış. Bunu artık şey yaparız. Parçalara ayırıp parça parça satarız. Bir duruka daha. Wow. Bu da bunun şeyin olmayanı. Karanlıkta kalıyor. Lazer jet. E-print. HP. Süper. Çok net belli oluyor mu? Işıkta da şöyle gösterelim istersen. Çöp paleti var. Bununla birlikte orada bayağı bir şeyler var. Ops. Şapkalar var. Bir sürü şapka. Bir sürü. Bana hepsi şapka bunları. Tanesi. Aa, Milka. Milka mı? Aynen. Bunları ne yaparız biliyor musun? Hı. Tanesini 50 cent deriz. Tanesini 50 cent deriz. Öyle veririz. Ne güzel şapkaymış ya. Bunu ben takarım ya. Dur bakayım şu beyazlardan. Onlar markalı. O yüzden 50 cent veririz ya. Marka dediysem yani. Markasız markalar. Diyebiliriz. Firma. Bu neymiş? Kapalı bir paket. Aynen. Vay. Peçete mi? Peçeteler. Aa çok şık. Afiyet olsun falan yazıyor. Ben böyle tutayım markaları göstermeyelim. Süper. Değerli bunları ben hiçbir yere satmam. Değerli haberin olsun. Ne yap efendim? Bunları satmam, sattırmam. Neden? Çünkü kendimi kullanırım sandım. Ya? Çok güzel. Evet ama çok şık. Bir koliyi biz mi kullanacağız abi? Ölümceye kadar bunları mı kullanacağız biz? Yok yok gider onlar bir şekilde. Atmaya gerek yok. Bir koli ondan var. Tamam. Hatta iki koli var. Hadi ya. Burada da ondan var. Yok. Bak bir bilgisayar daha var burada. Hmm. Bilmiyorum gözüküyor mu? Şu bir bilgisayar. Evet, böyle tutarsak biraz gözüküyor. O koliler de mi? O zaman o koliler de mi şey? Bunlar ne biliyor musun? Ne? Bardak. Ha diyor zaten şey cam cam ürün diyor da. 2, 3, 4, 4 koli bardağımız nasıl var. Nasıl bardak? Gösterelim. Yine marka bardağı mı? Aynen. Ha, bir tanesini göstereyim istersen. Bir de şu da Druka galiba. Şu. Bu da Druka. Hı. Aynen. Ya bu da yazıcı yani Druka dediğimiz. Anladım. Ama bu da fotokopi makineli yani. Ofis tipi. Ev tipi değil aslında. Şöyle. Ha, gayet standart. Güzel. Evet. Bunların hepsini tanesini 50 cent yazacağım. Evet bakalım bunlar kaç tane var. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 24 tane. 48 tane var. Tanesini 50 centten verirsek bu kutu bize 24 euroluk bir kar getirecek. 24. 1, 2, 3, 4, 4 çarpı 24'te ne yapar 48? 96 euro sadece bardaklardan alabiliriz. Güzel. Çok güzel. Şu 4'ü zaten konuşmuş olduğumuz gibi bardaklardı. Ne 4'ü? 5 hatta bu da var ya. 1, 2, 3, 4 şu alttaki de bardak. 5. Bir tane daha bilgisayar var buradan. 3 tane bilgisayarımız var.
alayım kamerayı, şu aleti de göstereyim. Şöyle ışıkla gösterirsek. Vallahi güzel aletmiş. Gerçekten hoş. Vallahi daha rahat olsun diye önünü boşalttım. Bunun markası, ups düşmeden şöyle göstermeye çalışayım. Konica. Bishop C25. Bakalım bunların şimdi teker teker hesaplamasını yapacağız. Nasıl olacak? Ne kadarlık bir sermayemiz olmuş olacak? Bunlara bir plan yapacağız. Ama çok güzel bir gündü, çok bereketli bir gündü. Tavsiye ediyorum, gerçekten tavsiye ediyorum. Yapılabilecek bir iş. Bugün de bayağı yoruldun ama iyi iş çıkardın. Burada aşağı yukarı iyi bir şey var değil mi? Ne kadarlık, yani böyle ortalama tahmin. Gerçi bunu tekrar söylersin herhalde. Ya söyleyeceğim bunu çünkü bu bilgisayarların, fotokopi makinelerin ne kadara satıldığını şu an bilmiyorum. Baksana yani iki tane profesyonel anlamda fotokopi... Konuşamıyorum yorgunlukta. İki tane profesyonel anlamda fotokopi makinesi var. Bir tane de ev için standart olan bir fotokopi makinesiyle birlikte yazıcı var. Üç tane bilgisayar kasası var. Bunlardan ikisi tüm parçaları içerisinde. Birinin kapağında sıkıntı var. Onu parçalayacağım, öyle satacağım. Demiş olduğum gibi. Yani 4 koli, hatta 5 koli bardak var. Kolisinde 24-48 tane var. 5 çarpı 48'den işte hesaplamıştık. 48 tane var her birinde camların, bardakların. 5 koli var. O da 240 adet yapıyor. İşte bunları da 50 centten falan vermeyi düşünüyorum. Tanesini 50 centten verirsek de bir 100 euro civarı, 100-120 euro civarı bir şey olacak. Şapkalar var ve şapkaların sayısı gerçekten belli değil. Bu şekilde söyleyecek olursam şu an gerçekten yaz mevsimi, iş görür. Piyasa fiyatlarını çok çok altına verebiliriz. Bunu zaten marka ismi olduğu için, yani markadan kastım da böyle Adidas, Nike gibi markalar değil bunlar. Atıyorum bal firmasının reklamı, peynir firmasının reklamı gibi markalar. Ya bunu daha çok kimler alabilir? Ne bileyim böyle inşaatta çalışan elemanlar olabilir. Çok fazla dış görünümüne önem vermeyen, hani işinde kullanacak kişiler olabilir bunlar. O yüzden çok fazla pahalıya satmayacağım bunları. Ama buradan da yani iyi bir gelir gelecektir diye düşünüyorum. Demiş olduğum gibi bu fotokopi makineleri ve Druka'yı eve gidince zaten piyasa araştırmasını yapacağım. Ondan sonra işte piyasada ne kadara satılıyorsa ondan bir tık altına satmayı planlıyorum. Sen şimdi bana bu peçeteleri sattırmıyorsun zaten anladığım kadarıyla. Ama iki koli ya, satalım bari birini. Tamam, birini yine tabii ama şey, hani çok güzeller gerçekten, o yüzden. Ya güzel olsalar ne olur? Her sonuçta elini ağzını siliyorsun yani. Yani sonuçta işte erkek milleti böyle. Peki bu pazar videosu hakkında, pazar videosunda böyle ürünler götürüp sattın ve o video gerçekten çok iyi yorumlar aldı, çok fazla tepki aldı. Hatta senin bile düşündüğünden daha fazla tepki aldı. Şimdi o günkü... Evet, biz bunları toplamaya başlayalım. Vallahi bunları kilere koymayalım bence. Zaten yakın zamanda satışa sunacağız. Evet. Bizim diğer pazar videosu da oldukça tepki aldı. En çok olumlu tepki aldı ama olumsuz da aldı. Evet. Şimdi bu konu hakkında bir şey söyleyecek misin? Çünkü bu ürünlerin aslında çoğu, bilmiyorum, çoğu pazar için değil diye bahsettin az önce. Evet.
O olumlu tepkiler, olumsuz tepkiler nelerdi? Ya tabii ki ben bardağı dolu tarafından bakmasını seven birisi olduğum için olumlu tepkiler. Birçok kişiye yön vermiş oldu bu video. Burada yaşayanlarda özellikle yılların ticaretçileri olsun, İşte farklı işlerde çalışanlar olsun. Bu işe gireceklerini söylediler. Ayda bir de olsa bu işin yapılabileceğini söylediler. İkincisi, başlayanlar oldu. Çevremdeki arkadaşlarımdan bir 3-4 kişi başladılar hemen pazar yerlerinde. Ya iyi analiz edilirse, iyi araştırılırsa karlı bir iş. Burada önemli olan satacağınız ürünleri iyi belirlemek. Burada önemli olan bu satacağınız ürünlerin maliyetinin düşük olması. Videonun başında da söylemiş olduğumuz gibi bir malı satarken değil, alırken kazanırsınız. Ya bedava almaya çalışın bizim gibi ya da çok ucuza alın. Peki bir soru, nereden alabilirler? Diyelim ki birileri diyor ki ya ben de bulmak istiyorum, arabam da müsait, böyle büyük arabam var. Ben de bulmak, bu işi yapmak istiyorum, gidip satmak istiyorum ama nereden bulabilirim? Ya tabii ki her şeyde olduğu gibi bu işte de çevre çok önemli. Çevreniz çok genişse zaten eşinizin, dostunuzun kullanmadığı eşyalar olabiliyor. Ama yoksa da bu iş yapılamayacak anlamına gelmiyor. Nereden bulabilirler? Söyleyelim. İlk olarak mül günleri oluyor. Yani bu mül günleri nedir? Çöp zamanları. Ama bu çöpler böyle günlük olarak evimizdeki atıklar değil. Ya mesela bu da bir mül olabilir, bir çöp olabilir ama bunun belli bir zamanı vardır. Özel olarak belediyeyi arıyorsunuz, benim böyle bir çöpüm var diyorsunuz, evinizin önüne koyuyorsunuz ve belediye gelip bunları çöpe atıyor. Siz bunları nasıl öğrenebilirsiniz? İnternet sitesine bakarsınız, yaşadığınız işte şehrin, eyaletin, kasabanın mül günlerine bakarsınız ve aracınız da böyle müsaitse o günün akşamında, yani tam gece de olmasın çünkü bu işi yapan insanlar da var. O günün öğleden sonrasında böyle bir arabanızla gezintiye çıktığınız zaman çok güzel eşyalar bulabilirsiniz. Bu bir. İkincisi eBay. eBay, Almanya'da yaşayanlar için söylüyorum bunu tabii ki de. eBay, Kleinanzeigen diye bir internet sitesi var. Zaten eBay'i bilmeyeniniz yoktur. Burada hediye verilen ürünler var. Yani nedir bunlar? İnsanlar bedelsiz olarak bu ürünleri veriyor. Hani evimden gitsin, artık çok fazla yer kaplamasın diye. Yaşadığınız şehrin işte çapına göre, yarı çapına göre kilometreleri arttırdığınız zaman oradaki şehirde işte evlerin vermiş oldukları ücretsiz eşyaları bulup oradan da alabilirsiniz.
Yakın çevrenizdeki kişilerin kullanmadığı eşyalar bir. Çevrenizdeki şipermül günlerini takip etmek 2. Ve eBay Kleinanzeige'de hediye olarak verilen ürünleri bulmak 3.